Agalarım herkese selamlar. 22 ve 23 Mayıs çarşamba perşembe iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 5 adet mücadelem var 2 günlük. İdeal yüksek oranlardan bahsetmeye çalışacağım. Değerlendirecek herkese de şimdiden bol şanslar. Öncelikle skor yarışmalarıyla başlayalım ve devam edelim. Agalarım önceki cumartesi pazar ve forma kazananlara açıklayacağım. 2 tane maç skor var, yarışmam var. Çarşamba gününden Atalanta Level Kuzen. Mat skoru ne olur? E, UEFA Avrupa finali var bildiğiniz üzere. Ne olur sizlere sorduk bakalım. Yorumlara yazmanız yeterli. Bir de Perşembe gününden Beşiktaş'la Trabzon'un Ziraat Türkiye Kupası finali var. Onun da maç skoru sizlere sorduk. İki tane Atalanta, iki tane de Beşiktaş maçının skorlarını bilenlerini gruplarımızda misafir edelim. Yorumlara yazmanız yeterli olacaktır. Forma kazanan Gürkan Uçar isimli arkadaşımız. Gaziantep maç skorunu bilen kale arkası Ekrem Emir, Emirhan Bakırtaş isimli arkadaşımız. Fenerbahçe maç konu bilenle diğer tek bir kişi bilmiş zaten ekstra olaraktan da. Mustafa Bayrak o da aynı şekilde benimle WhatsApp üzerinde iletişime geçebilirler. WhatsApp numaramız ekranda gördüğünüz üzere 0534 446 59 89. Her türlü soru görüş öneri gruplar vesaire her türlü iletişim için buradan benimle doğrudan iletişime geçebilirsiniz. Mislilere baktığımız zaman da dün mislimiz vardı. Jurgarden'ın mücadelesi vardı. Maç skor beklentimde 2-0-3-0 ayarında bir Julgardın galibiyeti beklediğimi zaten açıklamada da yazdım gördüğünüz üzere. Mücadele 2-0 bitti. 2000 misli olarak önerdim. Aga şunu söylemek istiyorum. Analikler bitti diyerekten bizde durmak yok. Sadece şunu söyleyeyim ben sizlere. Ee, kazanacağımız takımların isimleri değişti. Ne bileyim Manchester City değil de Jules Garden anladın mı? Yoksa bu İsveç, Morveç, Finlandiya aynı şekilde izlemeye devam ediyoruz. Ve ya birazdan da göstereceğim canlı olarak da taşı, taşı sıkıp suyunu çıkartıyoruz diyeyim. Yüksek mislerimiz aynı şekilde devam ediyor. Aynı şekilde ideal kuponlarımızda günde bültende 5 tane mücadele varsa o 5 maçı inceleriz. 2 adet kupon çıkartırız aga sizlere veya yani 1 adet günün kombini. Mesela bugün bir adet ideal kombinimiz var. bir adet teklimiz var ve Avrupa kombinimiz var. NBA teklimiz var. Canlılarla devam edeceğiz o şekilde. İdeal kuponlarımız aynı şekilde devam edeceğini söylemek isterim. Canlı olarak zaten izlediğimiz maçları sürekli dün mesela Hellas Verona'nın maçı vardı Salernitana ile aga. Oturduk maçı izledik. 2 tane devre arasında canlı çıkardık. İkisi de geldi. Birazdan göstereyim sizlere de zaten. Herkes açık Telegram grubu var. Açıklama yorumlar kısmında. Dün buraya da iki tane canlı attım. Mesela ikisi de geldi. Kazan sağlayanlara bereketli olsun. Bu şekilde devam. Hatta ekrandan göstereyim. Aga dün dediğim gibi Salernitana ile Verona'nın mücadelesi var. Dedim ki ilk yarıdan Verona bir tane gol atabilir Aga. 1.62 gibi oranı var. Baskılı bir oyuna başladı. Hatta kaçırdığı bir pozisyonu koydum. Dedim ki ayak problemi var. Onu da çözeceğiz diyerekten de. Ondan sonra e, Norveç Ligi vardı. Yayın yoktu Aga bak. Ne Avrupa'ya baktım. Avrupa'dan izlediğim yayın kaynaklarına baktım. Hiçbir şekilde yayın yok. En son YouTube'da bir tane adam böyle şey açmış. Grafik, bayi sitelerinden falan oluyor ya. O grafikten açmış. Onu takip ettim. Öyle canlı çıkartmaya çalışıyorum dedim ya. Ondan sonra Verona devreden golü attı Aga? Attı. Dedim ki ikinci gol kim atar Aga? Verona'ya sallayalım. bir 43 gibi oradan. Aldık mı aldık. Tertemiz 2-2. Sonra Çorum'unla Bodrum'un maçı vardı. Devre arası bitti. Hem Çorum'un golü hem de Bodrum'un golü 1.85'ti. Ben ev sahibi avantajını alarak da taraftarı arkama aldım. Çorum'un bir golünü aldım aga. 1.85 gibi orandan geldim aga. Levlevi gibi frikikten attım muazzam. 3'te 3 oldu mu? Bodrum'un maç iki 2.5 kağıt verdik o geldi. Yüksek mislimiz geldi aga. Bu şekilde devam. Ya yani taşı sıkıp suyunu çıkartmaya devam. İsterseniz başlayalım. Aga sizlerden ricam bu dönemde çok fazla kitle olmayabilir. Ama izleyen kitlemizden de sizden ricam hemen 2-3 saniye dayanıp beğeni ve yorum bırakırsanız çok çok teşekkürler Aga. Emeğe saygı diyelim. Ben bu video çekme işini seviyorum. Maç anlatmayı seviyorum. izlemeyi seviyorum. Ya yani yaz boyunca da devam edeceğim. Boston'la Indiana mücadelesi. Şimdi maç bu gece oynanacak. Öncelikle onu söyleyeyim. Gece saat 3.30 mücadelesi. Ben burada Boston'dayım. dayım. Yani 7 maçlık serinin Kaç maçta biter? İlk 4 maçta da biter. Hiç problem değil. İlk maçı Boston kendi evinde oynayacak Gaga. Özellikle Indiana kendi evinde oynadığı zaman. Bak Indiana kendi evinde oynadığı zaman. NBA'de seyircisi gerçekten çok etkili. Ve rakım olarak da biraz yüksek. Ondan da etkilenebiliyor deplasmana gelen takımlar. Fakat Boston'ın kendi evinde. İlk maçı kazanması bence olası. Ben kazanmadan ziyade burada sayıya gittim. Sayı bazen altı üstü sıkıntı olabiliyor fakat Boston ilk mücadelede ben buradayım deyip ev sahibinden 114 sayı bekleyeceğim. Ev sahibi Boston'dan 113.5 üstten 1.45 gibi oranına idealden tek tercihimi aldım. Boston tarafından 114 sayı bekliyorum aga gece için. Bol şanslar. Tek önerimdir. Gelelim Avrupa Ligi finaline. Şimdi Aga öncelikle maçın maç skorunu sizlere sorduk. Yorumlara yazmanız yeterli olacaktır. Her iki takımda gerçekten iyi oynayan bir takım. Pozitif futbol Özellikle Level Kuzen burada şeyi merak ediyorum. Oyunu ne kadar Atalanta'nın sahasına yıkacak? İndeks beklentisini söyleyeyim ben sizlere. İndeks beklenti 3-2 ayarında Level Kuzen'in galibiyeti. Fakat final maçlarında tek maç üzerinden olduğu için bu kadar gol çıkmayabilir. Çünkü biraz daha kontrol. Tek maç aga çünkü sadece tek bir 90 dakika. O yüzden bu kadar gol çıkmayabilir Aga. Ama ben şöyle söyleyeyim sizlere. Avrupa'dan oynayanlar, Avrupa'da yaşayanlar hiç fark etmez. Zaten %80'iniz Avrupacı. Bunu da biliyoruz. Kendi grubumuzda da öyle zaten. Kupayı Level Kuzen kazanın oranı 1.45 bandında. İddia henüz açmamış sanırım. İddia kumada bakmadım açıkçası. Fakat kupayı Level Kuzen kazanın oranı 1.45 bandında. Avrupa'da oranı var. Türkiye'ye açılırsa 1.35-1.40 açarlar belki. Ben kupayı Leverkusen'in kazanmasını bekliyorum. Çünkü bu sezona yakışır. Onun dışında neler yapabiliriz Aga? Benim burada skor beklentim 2-1 ayarında Leverkusen'in galibiyeti. Leverkusen'in burada dümdüz galibiyetini de 90 dakika boyunca bekleyebiliriz. Matson 2'yi alırım Aga. Matson 2'yi de aynı şekilde değerlendirdik ve Kupayı kazanırızdan sonra Matson 2 attık. Onun dışında oyun beklendiği gibi geçerse, erken bir gol gelirse Atalanta'da gol atma seviyesi ya. Yani da gol atma ihtimali var burada. Önde Presti Vaski ile birlikte Gasperini'nin oyunu biliyoruz burada. 2.5 üstünde 2 olursa 2-1 skoruma göre burada. 2.53 gibi orandan da yüksek orandan değerlendirebiliriz. Benim burada favorim de Level Kuzen tarafı. Geçtim ayın 23'üne. 23'ünde de 3 adet mücadelemiz var. İlk mücadelemiz Minnesota mücadelesi. Bu da yani 23'üne gelmeden gece oynanacak bir karşılaşma. Minnesota bence burada ga finale ismini yazdıracak yazdıracak gibi geliyor. Dallas'ta oynayacaklar. Takım olarak zaten son şampiyon Denver'ı burada ezdiler, geçtiler. Ezdiler demeyelim de geçmesini bildiler. İyi bir oyunla birlikte. Özellikle Edwards yani biraz da şovmenliği var açıkçası. Rakibi de kızdırıyor açıkçası. Şimdi ben burada Minnesota tarafında olduğumu söyleyeyim. İlk serinin, serinin ilk mücadelesi kendi evinde ev sahibi avantajını alarak da ben burada Minnesota'nın galibiyetin Anthony Towns'la birlikte Minnesota'nın ben burada galip gelmesini bekleyeceğim. Doncic'i karşıya almak ne kadar mantıklı bilmiyorum ama ben burada Minnesota'ya özellikle bu seriyi geçmesini de bekliyorum aga onu da belirteyim. Dallas elemesini ve finale çıkmasını, finalde de Boston Minnesota eşleşmesinin olmasını bekliyorum. Geçtik diğer mücadelemize. Bu maçın da maç konusu sizlere sorduk. Beşiktaş mücadelesi ne olur diyerekten de. Şimdi Beşiktaş'ın hatta forumda yazanlara baktığımız zaman da ölü halimiz bile favori şeklinde. Ya yani, Trabzon bence oyun olarak Beşiktaş'tan daha iyi oynuyor. Bilmiyorum niye böyle yapmışlar da. Mücadele bu arada şeyde Atatürk Olimpiyat Stadında oynanacak. Tarafsız sahada final maçı olduğundan kaynaklı. Her iki takımda zaten seyircisi olacaktır. Ben Trabzon'un burada bir adım önde görüyorum. Ben mücadeleye herhangi bir ideal tercih yapmadım. Tek bir yüksek oran yaptım. Uzama ihtimali de var mı? Var. Tek maç olması kaynaklı çok fazla golü geçmeyebilir aga bu mücadele. Ben mücadele genelinde skor burada 2-3 gol bandına kalmasını bekliyorum aga. Tek yüksek kuran tercihim. Şundan yük dedim ki ilk yarıdan bir tane gol geldi diyelim. Biri attı diyelim. İkinci yarı mağlup olan taraf illa ki risk alacaktır. 2-0'ı var 1-1'i de var. O yüzden burada alabileceğimiz en güzel tercih mücadele genelinde 2-3 gol bandında kalmasıdır. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilirler. Maç skorlarınızı yoruma yazabilirsiniz arkadaşlarım. Diğer mücadelem Bohum'la Düsseldorf mücadelesi. Bohum'un da burada ya yani bir tanesi Bundesliga takımı bir tanesi de Bundesliga iki takımı. Yükselme. Yani Bohum yenerse Bundesliga'da devam edecek. Düsseldorf yenerse Bundesliga'ya yükselecek. Bu tür maçlarda bu sistem biraz bana saçma geliyor. Aga ne olursa olsun bir tanesi Bundesliga takımı. Diğeri de Bundesliga takımı. Kalite farkı zaten bariz olacak. Çift maç olarak oynanacak. İlk maç Bohum'un sahasında. Ben Bohum'un buradan galip gelmesini bile bekliyorum açıkçası. Burada idealden Bohum'un bir yarayı kazanırı 1.38 bandında bir oranı var. İddia bunun bu 1.45 bandında var. Bohum bence burada bir yarayı kazanacaktır diye düşünüyorum. Hatta mücadele sonunda galip gelen taraf da çünkü kendi evinde avantajı da eline almak isteyecektir. En azından burada avantajla skorla çıkmak isteyecektir. Bohum yarı kazanır idealden. Yüksek oranlarda doğrudan Matsuru biri de değerlendirme altına alınabilir. Bu da zaten 1.90 bandında oranı var. Değerlendirecekler de burada değerlendirebilirler. Bu yönde önerim var. Toplamda 2 güne 5 mücadele bu şekildeydi. Altlıklarımız devam ediyor. Altlıklarımızda gruplarımızda kuponlar çıkarmaya devam edeceğiz zaten. Sizlerden ricamız beğeni ve yorum destekleridir. Beğeni ve yorum desteklerinizi bırakırsanız seviniriz. Herkese teşekkürler. Görüşmek üzere. Videoya like atıp kanala abone, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.